Kim bilir? O zaman evinden arayalım. Ya bir ara benim de aklıma geldi ama ayıp olur şimdi karısına. Belki ani bir şey çıktı. Neyse yarın anlarız. Eve gidelim Erkan. Otelden sıkıldım. Baş üstüne. Aferin, iyi iş başardın. Bana her şeyi anlatacaksın Yasemin. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Ne yaptın ki, sadece bir kaza. Yasemin, benim ne çıkarım oldu bundan? Beni kazandın. Yok ya. Bu ne demek bilir misin? Bilardo salonlarında vakit öldüren, birkaç kuruş için yaşlı kadınların koyuna giren birinci sınıf bir serseriyken zirveye oynayan bir erkek oluyorsun. Durumun en azından istikrar göstermesi iyi değil mi doktor? Olumlu bir gelişme yani. Ben birazdan gelirim. Teşekkür ederim. Efendim? Nahit Bey, size bir haber vereceğim. Avukatınız Necmi Bey bir kaza geçirdi. Kaza mı? Hay Allah. Durumu nasıl? Maalesef çok ağır efendim. Peki. Ben ilgilenirim. Lamia Hanım'ın durumu sabahın erken saatlerinden beri büyük bir gelişme gösterdi. Doğrusu bu kadar hızlı bir iyileşme beklemiyorduk. Ben sizi yalnız bırakayım. Ama hastamız çok yorgun. Sadece birkaç dakika, tamam mı? Merak etmeyin doktor, onu yoracak değil. Her şey yoluna girdi gibi ha? Nahit, avukat Necmi Bey ile görüştün mü? Evet, telefonla konuştum. Ona verdiği mektubu anlattım. Almadın mı ondan? Alamadım Lamia. Bunları konuşmanın sırası değil şimdi. Kendini yorma. Ama bilmek istiyorum. Vaziyet miydi? Eğer öyleyse buna hiç gerek yok. Çünkü iyileşeceksin. Söyle bana, yazdıklarım onda mı hala? Necmi ile dün gece buluşacaktık ama maalesef bir kaza oldu. Bir araba Necmi'ye çarpmış. Yazıhanesinin yakınlarında. Ağır mı durumu? Evet, hem de çok. Çarpıp kaçmış namussuzlar. Neyse sen şimdi düşünme bunları. Doktor bana söyleyecek çok önemli bir şeyin olduğundan söz etti. Aslında şimdi düşününce o kadar da önemli gelmiyor. Anlık bir bunalım herhalde.